İstanbul'dayız. Bir İETT otobüsünün şoförü kendisine fazla yolcu aldın diye serzenişte bulunan yolculara kızdı. Hı hı. Tepki gösterdi. Kontak kapattı. İçerisi kalabalık olunca tansiyon da haliyle arttı. İşte o an yaşananlar geliyor şimdi ekrana. Sen gibi otobüste fazla yolcu aldın tartışması çıktı, tansiyon yükseldi. Bir kadın sinir krizi geçirdi. Arnavutköy'den Mecidiyeköy'e giden İETT otobüsü hınca hınç dolunca yolcular tepki gösterdi. Şoför sağa çekti, kontak kapattı. O sırada birinin ayağı kapıya sıkıştı. Acı orta kapıyı aç, adamın ayağı sıkışmış. Çocuk var lan arabada. Orada kapıyı açsın abi, ayağı sıkıştı adamın. Kapıyı açmayan, iddiaya göre küfür eden şoför herkesi çileden çıkardı. Bu adamların verdiği akbille maaşı alacaksın, hem de bu adamları mağdur edeceksin. Sen kimsin? Kargaşanın arasında kalan panik atak hastası kadın fenalık geçirdi. Fazla yolcu tartışması şoförün yola devam etmesiyle son buldu. Şimdi tabii ki içerideki hikayede çoluk çocuk, bir de gerçekten kalabalıkta kalmakla ilgili sorun yaşayan insanlar var böyle. Yani klostrofobik, biraz panik atağı tutmuş hanımefendinin vesaire. Kimse bilemez orada o durum olduğunu ama ben otobüsün içinde olmak istemezdim. Aynı o kadın gibi tepki verebilirdim. Beni neden, hangi hakla otobüsün içine tutarsınız? Yani sen neden, neye küsüp kontak kapatıyorsun? Şimdi bu psikoloji de sorgulanmalı, kusura bakma. O psikoloji ayrı da yani o yoğunlukta bu kadar tartışmanın arasında gitmek de büyük sıkıntı. Gitmeyecek ama kapıları açsın. İnmek isteyen inebilir, sen açmıştır, kontak kapatsın. Açmamış mı? İşte bu bacağı sıkıştı falan gibi konular şimdi var. Şimdi bu vakayı adiyeden bir hadise. Ben gençlik yıllarımdan beri mesela üniversiteye giderken otobüslerde bol bol bu mevzuları duyardık. Tabii. Otobüsler artı metrobüsler şimdi. Metrolarda çok yok. Hadiselerden bir tanesi şu. Ya sefer sayısını fazlalaştır ya da saatleri sıklaştıracaksın ki bir taraftan da otobüsler çoğalsın ve vatandaşlar daha rahat girebilsin. Şimdi arkadaş nereden geliyor? Arnavutköy'den Mecidiyeköy'e. Ki toplaşıyorlar. O yol atıyorum bir saatse genelde Mecidiyeköy'e 2-3 durak kala inmeye başlıyorlar. Ama o zamana kadar çünkü şehrin içine işe gidiyor falan filan gidiyor. Şimdi sen giderken yolda bir durak sonrasındaki vatandaşı almamazlık edemezsin. 2 durak, 3 durak sonraki vatandaşı da mecbur alacaksın. Evet. Ve işin kötü yanı durağa binen duraktan o binen arkadaş bir sonraki durakta yeter kardeşim alma artık diyor. Yani dolayısıyla az onun önce... Onun da hakkı binmek ama şimdi bu şimdi burada herkesin bir sıkıntısı var. Şimdi durakta bekleyen arkadaş otobüse binmek zorunda mı? Haklı. Haklı. İçerideki arkadaş bu ne kardeşim ya, bu balık istifi gibi diyoruz diyen haklı mı? Evet. Otobüs şoförü burada almasan olmaz o yolcuyu, ya kardeşim ben bu halde nasıl gideyim demekle haklı mı? Burada o zaman ya raylı çözümü daha da fazlalaştırmamız lazım ya da sefer sayısını sıklaştırıp otobüsleri fazlalaştırmak lazım. Yani nüfus. O olay bu. İstanbul nüfusundan bahsediyoruz. Bir de balık içinde istifi gibi ziplenmiş bir şekilde, dosyalanmış bir şekilde zaten 20-25 milyon insanı şuraya şu kadarcık alana sıkıştırdık. Ne yaparsan kar değil ki. 25 milyon uçan zeplinlerle falan gitmemiz lazım. Gün içinde resmi olarak 18 milyon gibi açıklansa da İstanbul nüfusu gerçekten turistiyle, girdisiyle, çıktısıyla ciddi kalabalık bir yerden bahsediyoruz. Şimdi trafik zaten belli bir sorun. Otobüs sayısı fazlalaştırılsın diyorsun. Tabii ki de yani artık trafikte gidilecek halde kalmayınca ne olacak? Şimdi Allah'tan dedim. Yani metrolar bakma yani çok fazla her rahatlatıcı alternatif yollar da var. Ama burada evet haklısın, işte saatlerle kalkıyor otobüsler, o çok güzel bir şey mesela. Saatinde geliyor tık diyor. Sen nereye gideceksen gidebiliyorsun. Ama i̇şte bunun sıklaşması lazım. O doluluk sıklaşın. Yani 10 dakikada bir mi yapacaksın? 20 dakikada bir kalkıyor normalde işte vesaire. Fakat bu kalabalık insanı özellikle kış ayında, hani normalde yazın biraz kapıları açıp firir firir de giderler. O da daha beter ya. O da ayrı bir durum. O da işin içine bir de koku giriyor orada fena. Neyse aynen. Güzel kardeşlerim. Geçmiş gerçi olsun, yani. Herkes kendi bir çözüm üretmeye çalışıyor. Keşke daha az nüfusla daha hani rahat rahat gelinebilse vesaire ama orada da dediğin gibi yani hani ne klostrofobi mi? Yani bir tarafta da yeter be kapalı kardeşim diyorsun. Kapalı yerde kalmakla ilgili sorun ama bir taraftan da mecbur kalıyorsun. Ne yapacaksın? Araba da alamıyorsun. Kredi yok.
Yani. Geçmiş olsun güzel kardeşlerim. Ama İETT'ye baktım bir açıklama var mı diye. Hani herhalde hayatın normal akışına uygun, şaşırılmaması gereken sıradan bir hadise olarak görüldüğü için de bu şekilde devam ediyorlar. Evet, peki.